Şimdi kısa bir az sonramız var. Sonra tekrar sizinleyiz. Karantina sürecinde alınan kiloları nasıl verebiliriz? Televizyon karşısında fitleşmek mümkün mü? Hamilelikte ne zaman pilatese başlanmalı? Pilatesin faydalarını fitness ve pilates eğitmeni Şefika Gemici anlatacak. Az sonra. İvan Hanım nasılsınız? İyi, sağ olun, teşekkürler. Ben de bugün sizinle pilates yapmak isterdim. Çok, çok da sevinirdim. Ama maalesef. Bu arada geçmiş olsun. Yeni iyileştik. Şu an gayet iyi gördüm sizleri. Çok sağ ol. Ama en yakın zamanda istiyorum. Tekrar stüdyoda sizi davet İnşallah. Etmek o zaman istiyorum. Hep birlikte beraber yapmak istiyorum. Aynen ben de öyle. Sizlerle beraber. O zaman ilk exercise'larımla da başlayalım. Şimdi bizim şöyle düşündüm. Şu anda pandemi süreci hala devam ediyor ve çoğu insanda bu rahatsızlıkla pandemi sürecimiz devam ettiği için bazen insanlar şey diyorlar. Ben evde bir dumbbell'ım yok, pilates topum yok. Herhangi bir malzemem yok. Ben neler yapabilirim diye düşünebiliyorlar. Ben de diyorum ki eğer dumbbell'ınız yoksa hemen pet şişelerle burada pet şişelerimiz de var. Pet şişelerle evde rahatlıkla sırt egzersizleri yapabilirsiniz. Bu sırt egzersizleri kol egzersizleri ve bacak ve kalça bacak basan hareketleri yapabilirler. Burada size öncelikle ben bir omuz, biraz sırt ve biraz arka kol ve ön kol egzersizi göstermek istiyorum. Evet, ben de aslında çok bu tarafta yarıyor. Alayım. Biraz daha şeyde gösterelim. Bütün hanımları şimdi beyler de bir baksınlar ve beraber yapın yani bu hareketleri. Ya şu güzel anda bir gün ekran başlayalım. Karşısında bizi bekleyenler ayağa kalkabilirler. Biraz kol ve sırt egzersizleri birlikte beraber yapabiliriz. Öncelikle bir pet şişelerle biz hafif bir sırt egzersiziyle başlamak istiyorum. Tamam. Çok hafif fazla eğilmeden öne doğru ayaklarım paralel gelecek şekilde yerleştirdim. Pet şişeyi elime alıyorum ve burada hafif bir şekilde sırta doğru verdim. Burada yavaş indiriyorum. Aldım nefes, burada nefesi verdim. Burada özellikle de kifoz problemi olanlar ve sırtla alakalı ağrıları yaşayan insanlar için birebir bir egzersizimiz. Çünkü günümüzde şu anda çok ekran karşısında ve telefon başında çok süre geçiyor. Bu bazen yarım saat, bazen bir saat alabiliyor. O yüzden sırtımızı ve posturumuzu ihmal edebiliyoruz. Bu süreç içerisinde insanların mutlaka bir evde kendilerine bir alan yaratmaları. Aynen bu şekilde fazla bir alana gerek yok. Rahatlıkla bir sandalye, bir koltuk, biraz pet şişe, belki yeri gelecek yastıkla iç bacak egzersizleri yapabilirler. Bu, ben şu an pet şişelere devam etmek istiyorum. Biraz önce gösterdiğim egzersizimiz, sırt egzersizimiz Ahmet Hocam, İvan Hanım. Şimdi biraz omuz egzersizi göstereceğim. Tamam. Burada rahatlıkla hafif belki kalçalarını biraz daha bükebilirler dizlerini. Burada hafif bir şekilde omuza doğru. Çünkü omuz düşüklüğümüz giderek artıyor. Gençlerin giderek artıyor. Ev hanımları sürekli yemek yapmaktan. Kaç tane yapmak lazım? Bunu genelde lazım. Yeni başlayanlar ikon şeklinde yapabilirler. Ama baktıklar hani biraz daha alıştırdılar. Kasları kuvvetlendi. Bu 3 set 3-10, 3-15 şeklinde ilerleyebilir. Başlangıçta mutlaka böyle yarım kiloluk, mesela şu an elimizde bir kiloluk dumbbell'ımız var. Hani dumbbell'ım yok diyebiliyorlar. Hemen bizler de bir bahane. Bir litre su alsın o bir zaman. Bir litre su alsınlar. Yani artırsınlar. Hemen bizde böyle bir bahane üretme olayımız var. İşte benim maddi imkanımız olmayabiliyor bazen. Hani şey olamayabiliyor. Çünkü çocukla oydu buydu, okuldu, masraflardı. Hemen rahatlıkla pet şişelerle kol egzersizleri yapabiliriz. Biraz önce gösterdiğim ilki sırttı, ikincisi omuzdu. Şimdi arka kol göstereceğim. Tamam. Bayanların en çok rahatsız olduğu, rahatsız olduğu bölgelerden bir tanesi de arka kolda bir sarkma meydana gelebiliyor. Evet. Çok basit herkese bir egzersizle, çok basit. Direkt pet şişeyi alıyorsunuz ya da bir kiloluk pet şişeyi alıyoruz. Direkt ben oturduğum yerde göstereceğim. Tabii. Bazılarımızın fiziksel aktivitelerini yerine getiremeyebiliyorlar. Bazılarının dizlerinde problem olabiliyor. Yaş ilerlemiş bayan kardeşlerimiz ya da erkek abilerimizin bazen ayağa kalkmakta zorluk yaşayabiliyorlar. Kol kasları zayıflamış. Doktorumuz biraz diyor kol kaslarınızı kuvvetlendirmeniz gerekiyor. Kızım diyor ben evden çıkamıyorum. Nasıl gideceğim ben şimdi? Hocaya nasıl ödeme yapacağım? Benim ekonomik durumum belli diyor. Ben de diyorum ki amcacığım, teyzeciğim hemen bir pet şişe alıyorsun. Oturduğun yerde hiç kalkmana gerek yok. Elini kaldırıyorsun buradan. Hemen böyle kulağa yaklaştırıyorsun. Destek verebilirsiniz. Baktınız çok böyle çok biraz daha çünkü kas zayıfladıkça kuvvetlemek lazım. Yavaş yavaş. Kesinlikle. Kas zayıfladıkça bazen bu kol buraya bile gitmiyor. Evet. Bırakın gitmesini rotasyon bile yapamayabiliyoruz. Doğru. O yüzden ben de diyorum ki küçüklerle başlayalım. Evet. Aldım. Kendini zorlamayın çok fazla. Hiç zorlamaya gerek yok. Oldukça dik kendini durdum. Kendini vücudu dinleyin. En önemlisi. Göğüs kafesi açık. Burtilimin altında elma boşluğu var. Omurga oldukça dik. Yaklaştırdım kollarımı. Aldım nefes burada. Ve bu şekilde. Nefesini de doğru düzgün vermek lazım. Ve yukarıda. Almak lazım.
yaptım? Hızlı kaldırdım ve tek aşamayla yavaş yavaş bıraktım. Hızlı kaldırdım, 1, 2, 3 bıraktım. Ve bunu 3 set şeklinde 3-15, 3-15 sağ koluma, 3-15 sol koluma yapabilirim. Çünkü bayanlar bize geldiklerinde, hocam arka kolum sarkıyor. Ve çok huysuzum, geri geliyor bir tane poşeti taşıyamıyorum, pazar poşeti taşıyamıyorum diyorlar. Rahatlıkla burada ne yaptık? Sırt çalıştık, omuz çalıştık. Bunların setlerini zamanla 3-15 şeklinde artırabilirler. İlk başta dedik 2-10. Şimdi 3-15 arttırabilirler. Burada tamam. Ben diyelim ki herhangi bir günümüzde en çok bayanların oturdukları yerde. Şimdi sırt çalıştık, kol çalıştık. Kol çalıştık. Bir hareket gösterdim. Tamam. Şimdi vücudu böyle bir total böyle bazı bölgeleri gezdirmek tamam. istiyorum. Diyelim ki evet, şimdi. Ön kol biraz önce arka kolda triceps'te yine ben oturduğum yerde direkt biraz mesela taburenin ya da sandalyenin uç kısmına geldim. Bunu da ayakta da yapabilirler ayakta aynı da yapabiliriz zamanda. Aynen bu şekilde. Aha. Ama ben şu an televizyon karşısında böyle bazen böyle giderek miskinleşebiliyoruz pandemi sürecinde. Hiçbir şey yapmak istemiyoruz. Ya her şeyi telefonla hallediyoruz. Ve bunları maalesef. Biz çocuklarımıza da aşılamışız. Yani bazen öğrenciler geliyorlar, her şey rahat. Kim bırakacak seni diyorum, annem bırakacak. Ev bir arka sokakta. Rahatlıkla yani yürüme mesafesi 2 dakika. 2 dakikalık anneyi bekliyor. Hemen çık yürüyebilirsiniz. O yüzden ben de diyorum ki birazcık hareket, biraz hareket yapalım. Evet. Diyelim ki siz biraz üşengeçsiniz. Yürüyüş kardiyo da çok önemli. Evet, biraz miskinlik mi var? O zaman oturuyorsunuz, tamam şu an beni izliyorsunuz. Hemen alıyorsunuz pet şişeleri. Yaklaştırın omzunuza, göğüs kafesinizi açın. Aldım bu ön kol çalıştırıyorum. Bu kadar. Evet. Bunu ön kol çalıştırdım. Biraz önce arka koldu aldım ve burada verdim. Omuz çalıştık. İlla kalkmak da zorunda değilsiniz. Omuz çalıştım burada. Oturduğum yerde biraz önce gösterdiğim hareket buydu. Diye oturarak bir ilk gösterdiğim egzersizi biraz daha öne eğilip hafif yine burada sırt çalışabiliyoruz. İlla kalkmanıza da gerek yok. Onu söylüyorum. Şimdi biraz da Yeter ki isteyin, istedikten sonra her şeyi yapabiliriz. Bayanların en büyük problemi iç bacak bölgesi oluyor. Doğru. Doktor beyimiz de bunu rahatlıkla bilir. Bazen rahimde sarkmalar meydana gelebiliyor. Bazen o bölgede o bölgenin toparlanma ihtiyacı olabiliyor doğumdan sonra. Bir sıklaşma ihtiyacı olabiliyor. Ve belirli bir yaştan sonra ne yazık ki idrar kaçırma olayı yaşayabiliyor bayanlar. Bu 40 yaşından sonra olabiliyor. Doğumdan sonra olabiliyor. Yaş ilerledikçe orada dokuların kaybından kaynaklanabiliyor. Hareketsizlikten de oluyor. En önemlisi bu. Sizler ne kadar spor, ben de sizleri çok da yakından takipçinizim her ikinizin de. Ve bu süreçte size ne kadar çok sporla haşır neşir olduğunuzu da biliyorum. Ve bunu da aşılamaya çalışıyorsunuz bütün yayınlarınızda. Evet. Ben de buradan diyorum ki hareket yapın. Gerçekten biraz kalkın, hareket yapın. Kesinlikle. Oturduğunuz yerde diyelim ki kalkamadınız, oturduğunuz spor salonuna gidemediniz. Beyin iç bacaktan rahatsızsınız. Hemen ne yapıyoruz? Evde bulunduğunuz herhangi bir yastığı alarak oturduğunuz yine böyle koltuğun uç kısmına hiç gerek yok. Hemen ben buradan hemen spontane gelişti bir tane tabii, yastık. Tabii. Elime aynen. aldım. Direkt bacağımızın arasını aldık ve burada oturduğumuz yerlerde burada. Direkt sık ve bırak. Sık ve bırak. Sıktığımda aldım. Kaç tane hareket yapıyoruz bunu? 3-10 yapabilir. 3-10, 3 çarpı 10 diye geçiyor bizim sistemde. Bunu 3-10 şeklinde sıktı ve bıraktı. Sıktı ve bıraktı. Evet. Rahatlıkla bunu yapabilir. Ve buna benzer yine oturdukları yerde ve ayaklarda. Bir de ben burada iş bacak çalıştırdık. Biraz da basan bacak çalıştıralım diyorum. Çok basit, bakın neler yapabiliyoruz. Hemen yine pet şişeleri hemen alıyorum. Yani çok da böyle şey yapmadan, böyle ekstrem böyle şeyler yapmadan ne kadar bu pandemi sürecinde yararlı hale... Yani çünkü bu süreçte şunu gözlemledim ben. Bana gelen öğrencilerimde hem fiziksel bir kilo artışı söz konusu hem de ruhen bir bitkinlik var, mutsuzluk var. Ama şunu bilmiyorlar, spor ne kadar hayatı pozitif ettiğini ve sağlıklı ve kaliteli hale geldiğini bilmiyorlar. Benim buradaki amacım sporu sevdirmek ve onların hayatlarının bir şekilde bir yerine yerleştirmek istiyorum. Şimdi böyle bir şey var. Mesela Europe tarafta yani çok küçük yaştan anneler de çocuklardan spora veriyor. Evet. Direkten o... İlk yaşlardan yani şimdi spor alışkanlığı o alışkanlık başlayınca yani öyle devam ediyor. Bırakamıyorsunuz ki. Bıraktığınızda mutsuzluk hissediyorsunuz. Biraz o konusunda ben fark ettim. Yani biraz daha zayıf. Yani 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş itibaren artık verin çocuklara spora. Yapın sporun. Ne istersin yapsın ama yapsın mutlaka. Bir de alışkanlık olsun. Bir spor alanında kesinlikle. Bir de 7'den 70'e ben bu sporu sevmelerini istiyorum. 7'den 70'e. Yani ben artık 70 yaşındayım. Ben 60 yaşındayım. Benden vazgeçti. Artık benden bitti diye bir şey yok. Her an şu anda siz karar verin ekran karşısında ve direkt bir şekilde hayat yürüyerek başlayın. Adım adım başlayın. Step step başlayın ama başlayın. Zaten pilatesin mucidi
Joseph Pilates. Joseph Pilates. Yani evet. Kendisi raşitik bir hasta. Evet, biliyorum. Romatizma, eklem romatizma rahatsızlığı olan bir hasta. Fever, ateşli romatizması olan. Hı-hı. Fakat jimnastik babanın çocuğu. Orada da. Background'unu bu arada ben bilmiyordum. Evet, jimnastik babasında babacım. Olsa jimnastik. Evet, onu ben bilmiyordum. Aslında aynı zamanda. Evet, evet. Kendi ismiyle anılıyor zaten. Dünyada yogadan sonra form tutmada en sık. Şu anda pilates şu anda çok... Bir de aletli pilatesi de kendisi aletli geliştiren. Pilates, aynen kendisi öyle. Bir de kendi çocuk felci geçirmiş ve önce bunları kendi vücudunda tecrübe ediyor ve deneyimliyor. Evet. Daha sonra bunlar 2. Dünya Savaşı'nda Alman askerlerin fizik tedavi amaçlı. İngiltere'de. Film de vardı bunun efendim? İlgili. Filmde de vardı. Evet, ben de evet. Ölme de stüdyosunda yangından ölüyor. Evet. 84 yaşında. Ama ve 84 yaşına kadar bir fil sporun içerisinde fil, ve tabii. Bunu aşılıyor ve şu anda biz de onu geliştirmiş olduğu ya tekniği balerinlerin ilham kaynağı oluyor, profesyonel dansçılara ilham kaynağı oluyor. Kesinlikle öyle. Peki hamileler pilates yapabilir mi? Hamileler özellikle de 4. aydan sonra doktoruna danışarak rahatlıkla pilates yapabilirler. Ama yapabilecekleri pilates belirli bir seviye olması lazım ve mutlaka eğitim almış bir eğitmenin el yanında çalışmaları çünkü gerekiyor. Çünkü aynı hareketler normal yani şeyde... Normal yine basit egzersizlerde burada rahatlıkla doğumu kolaylaştırmada etkenlik sağlıyor. Çünkü annenin orada kasılma esnasında, ıkınma esnasında buradaki pelvik kaslarının kuvvetli olması gerekiyor. Hazırlık olması gerekiyor. Nefesini de zaten düzeltiyor. Evet, evet. Aynı zamanda ben genelde dediğim gibi 16 haftadan sonra doktor onayı verdikten sonra kesinlikle hamile öncesinde ve sonrasında ve bunun sonrasında da yani doğum yaptıktan sonra da kez aynı şekilde bunun devam edilmesini istiyorum. Tabii. Aslında Şefik Hanım'ın mantığı çok doğru bir mantık. Yani modern hayata geçtik. Modern eskiden çok yürüyorduk. Tarlada çalışıyorduk. Şu an modern hayata geçtik. Meslek hastalığı. Bilgisayarın karşısında kifoz oluşuyor. Kamburluk oluşuyor. Ne bileyim ben eğilerek çalışıyorum saatlerce ameliyatlar. Yine omuz düşüyor. Ama size dikkat ettiğimde biraz omuzlar gayet güzel duruyordu doktor bey. Spor kifoz bilmeyenler direkt için böyle bir göz, benim de şey oluyor mesleki bir şey böyle. Direkt bir tarama anında böyle bir duruş taraması gerçekleşebiliyor. Evet, güzel sporumuz hepimiz de parça olması lazım İnşallah hayatımızda. İnşallah biz de burada bir ilham kaynağı yani, olsun. Bu gündelik hayat içerisinde bir ofis şartlarında, ev ortamında, her ortamda yapılacak çok basit argümanlar ve aletlerle yapılacak yöntem. Kesinlikle. Kifoz nedir yani onu da bir anlatalım. Kifoz şu anda özellikle de günümüzde çocuklarda özellikle altını çiziyorum. Kızlarda. Ve erkek ve bayanlarda ve erkeklerde görülüyor. Gerçekten şu anda günümüzde en büyük rahatsızlıklarından bir tanesi diyebilirim. Ve bunun da etkilerinden bir tanesi ne yazık ki cep telefonu ve bilgisayar ve yani masanın başında saatlerce. Omurganın öne doğru eğilmesi ve burada bir kamburluk düşünün. Aynen bu şekilde ve öne doğru bir C pozisyonu alıyor. Burada kaslar kısa, boyun kasları kısalıyor. Ve bu kısım böyle buranın esnetilmesi lazım, açılması lazım. Ve sırt egzersizleriyle buna takviye edilmesi lazım. Şu anda zaten bunu da gösterdiniz sırt egzersizleri. Burada gösterdim sırt egzersizleri. Devam edelim ekstra başka neler tamam, var? Tamam burada neler yapabiliriz yine oturduğumuz yerde ve ayakta. Ben petişeleri elime aldım. Petişelerle ben lunch yapmak istiyorum. Squat yapmak istiyorum. Hocam benim otur böyle kalçam biraz düzleşmeye başladı. Biraz ufak böyle öne düzleşti. Ve ben ne yapabilirim? Direkt ayağa kalkıyoruz. Buradayım. Ve ben sizlere doğru dönmek isteyeceğim bu şekilde. Dik durdum ama her zaman benim için duruş çok önemli. Her zaman. O yüzden dik duruyorum. Karşıya odaklanıyorum. Petişeleri elime aldım. Derin bir nefes alıyorum. Bir, al. İki. Bunu yine 2-10, 3-15 şeklinde devam edebilir. Hem burada üst bacak kaslarını geliştirmiş oluyor. Diyelim ki hocam benim iç bacağımda biraz önce gösterdim yastığı sıkabiliriz demiştik. Şimdi petişelerle ben yana açış yapacağım. Burada da iç bacak kasları çalışacak. Aldım nefes. Al. İç bacakların şirveyi hemen çalışıyor. Ve sağ ve sol şeklinde devam ediyor. Aynı zamanda kalça. Burada back lunge yapabilir. Burada biraz önce öne doğru lunge yapmıştım. Ben geriye lunge yapacağım. İlla petişe olmak zorunda değil. Bazen diyelim ki hocam petişe de yok yanımda. Şu an ekran karşısında. Hemen petişeyi, mesela ben şu an petişeyi bırakarak yapacağım bunları. Petişe de bulamadınız. Hemen. Direkt çok basit. Mesela orada siz evde çalışıyorsunuz. Şu an pandemi sürecinde çoğu insanımız belirli günlerde evde çalışıyor. Hemen üşendi mutfağa gidip petişe almaya. Direkt hemen burada basan bacak egzersizlerini yapabilir. Biraz önce yaptığım egzersizler lunge'dı. Ve şu an oturdukları ayağa kalktılar. Omuz hizasında açık. Aldım nefes. Dizde problem varsa burada dikkat edilmesi gereken. Burada direkt açıyı biraz daha bu şekilde. Yani aşağı doğru tamam, değil. 90 derece değil de biraz daha bu şekilde. Diyelim ki dizimde problem var hocam.
Ben kalkamıyorum, bükemiyorum ve burada menisküsüm var. Hemen ne yapıyoruz? Yine ben geldim buraya. Hı hı. Koltuk olabilir, sandalye olabilir. Uzatacak, flex point. Evet. Flex point yapabilir. Hı hı. Ya da bu ayağına. Ben de yapayım, bana da iyi geliyor şu anda. Oh. Bu şekilde rahatlıkla yapabiliriz. Hizalarına yani, da tüdeye ve şu anda zaten bazı ofisler yarım pansiyon, şu şekilde çalışıyorlar. 2-3 gün ofise gidiyorlar, kalan dönemlerde evde yapıyorlar. Hı-hı. Ve evde dönemde yaptıklarında direkt ekran karşısındalar. Yani bu bilgisayar karşısında. Ben de diyorum ki siz kalmayın. En kötü oturduğunuz yerde, ara boşluklarda, ara saatlerinizde direkt bu hareketleri, benim gösterdiğim hareketleri yapabilirsiniz. Çok güzel. Şahane. Başka bir şey daha var mı? Elbette. Hemen. Hemen o zaman. Hemen arka kol çalışacağım. Tamam. Direkt hiç herhangi bir yere uzanmadan rahatlıkla ben burada arka kol çalıştıracağım. Hemen sağ ve sol elimi aldım. Kalçayı dışarı doğru çıkarttım. Hemen şu şekilde aldım nefes, aşağı doğru kalça indirdim. Burada hem arka kol hem kalça ve basen. İkisini aynı anda çalıştırıyorum. Aldım. Sayıları abartmasınlar. 2-10 şeklinde devam edebilirler başlangıç için. Hem de karna, hem de evet, kalça, hem de arka bacak, hem de kolunu, evet, hem de her şeyini çalışıyor. Çalışabiliyorlar ve namaz otomatikman yükseliyor. Diyelim ki siz, hocam ben tamam başlayacağım ama ısınmadan nasıl yapabilirim bunları? Ya ısınmam gerekiyor, vaktim de yok. Zamanla yarışıyoruz. Hı-hı. Ne yazık ki metropol şehirlerde herkes zamanla yarışıyor. Hep bir yerden bir yere koşturmaya çalışıyoruz. Geçim derdi oluyor. Hı-hı. Çocukların problemleri. Bazen insanlar kendi kendilerini göremiyorlar. Efendim? Hızlı hayat yaşıyoruz. Hızlı hayat yaşıyoruz. Ben de diyorum ki ısınmak mı istiyorsun? Her şekilde yani bir... Ama ben de diyorum ki biraz kendinize bir zamanı, evin bir ortamı, bir bu yatak odası olabilir. Herhangi bir evin televizyon izledikleri alanın bir yanı, şu kadar metre, yani çok kısa bir alan, küçük bir alanda rahatlıkla günlük egzersizlerini yapabilirler. Isınmak mı istiyorsun? Direkt mesela oturdun, yine mi dizinde problem var, belinde mi problem var? Rahatlıkla. Bu şekilde ip atlarcasına. Ya bu benim ısınma, mesela şu an bile ben, belki heyecandan, belki sizlerden, bilmiyorum. Ben bile şu an ısındım, hazırım. Tabii yani, ama bayağı spor da yaptınız. Son hareket zorludur. Ve burada son rahatlıkla bu şekilde, bu şekilde ip atlar bu şekilde ısınıp direkt benim gösterdiğim egzersizlere başlayabilirler. Ya da ayağa kalkıp direkt step şeklinde 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rahatlıkla burada ne oluyor? Vücut ısınmış oluyor. Hı-hı. Bunları yaptın. Ya da atıyorum mesela burada ip atlarcasına zıplayabilirsiniz. Bu kadar antrenatif varken. Ya da varken, yürün yani azıcık yürüyüş yapın evin içinde. Biraz koridora gidin gelin. Koridorda yürün, koşun. Aynen. Bakın bu kadar çok antrenatifler üretiyoruz biz eğitmenler olarak. Peki şimdi ders veriyor musunuz online? Online ders veriyoruz. Aktif olarak da ben kendim eğitmenlik yaklaşık 18 yıldır hem fitness hem de pilates eğitmenliği yapıyorum. Çok güzel. Tebrik ederim. Bu süre içerisinde 7'den 70'e her anatomiyle çalıştım diyebilirim sizlere. Hı hı. Yani 4 yaşındaki bir kız çocuğu, erkek çocuğundan tutun da 80 yaşındaki bir amcamıza kadar, teyzemize kadar. Ve bu bütün o yelpazede çalıştım. Ve burada çok birçok deneyimler kazandım. Birçok hikayeler dinledim. O zaman bizim izleyicilere size ulaşabilirler. Rahatlıkla hem ulaşabilirler. Hem de sosyal medyanın üzerinde. Evet, evet, rahatlıkla ulaşabilirler. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çalışabilirsiniz. Sizinle konuşmak, sizinle burada olmak çok keyifliydi. İnşallah bir dahaki sefere sizler iyileştiğinizde, daha da böyle iyileştiğinizde İnşallah. Birlikte yapmak isterim. Tabii ki. Tabii birlikte tabii yapmak ki isterim sizlerle. Görüşmek beraber yapalım bir dahaki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi.